Ne o, ne o? Hayır, ne yaparsınız anlamadım ki siz. Ben sabahtan beri altısında burada bekliyorum. Kadın gelmiş. Kızım polis geçer abi. Tamam. Bana bir şey var, ayıp dine bir şey yapacağım ama. Hadi ya, hadi. Yok mu kızım? Neydi? Şurada uyuyorum. Abla, düdüklü tencere için böyle birbirini kurmaya değer mi? Allah Allah. Tamam abi, hadi sen bana da koyayım. Bunu koyacaksın. Vermem valla. Tamam mı? Şimdi belki gülüyoruz değil mi? Bunu izliyoruz, gülüyoruz değil mi? Evet, gülüyoruz. Niye? İki kadın tam mağazanın ortasında yağlı güreş yapar gibi tencere kavgasına tutuştular. Ne tenceresi o? Düdüklü tencere. Şimdi o kadın o düdüklü tencereyi aldı. Belki de mutlu oldu. Niye? Kendisi için bir hatıra oldu. Bir mağazaya gittim. Mağazada tek bir düdüklü tencere kalmıştı. Kadının biri kaptı. Çullandım üzerine, bindim sırtına. Bindim poposunun üstüne oturdum. Sonra elinden zorla aldım dedi. Mutluydu belki. Esas dram bundan sonra başlayacaktı. Acaba eve gittiği zaman almış olduğu o düdüklü tenceresinde neyi kaynatacaktı? Yüksek geliri olan, maaşı olan, düzenli bir şekilde evine ekmektir, sucuktur, pastırmadır, sebzedir, meyvedir, yağdır veya diğer ihtiyaç ürünlere girip de tencerede mis gibi kokulu yemekler yapıp çocukların karnını mı doyuracak? Bu kadar ucuzluk kampanyasında çok ucuz olduğu için bu kavgaya gözü olan bu vatandaşımız, bu kadın o tencerede istediği yemeği, istediği aşı yapabilecek mi? Pişirebilecek mi? Acaba eşinin işi var mı? Acaba kendisi çalışıyor mu? Acaba nasıl geçiniyorlar? Yakınları, dostları mı para veriyor? Komşular mı yardımcı oluyor? Yoksa çalışarak gerçekten asgari ücretle 2324 lirayla 3, 5, 6, 7 kişilik ailesinin karnını mı doyuruyorlar? Yoksa pazar kapandıktan sonra ucuz olur gidelim deyip de yerden topladıkları sebzeleri, meyveleri onlara mı götürüyorlar da efendim lahanadır, pırasadır veya diğer sebzelerle yemek mi yapıyorlar? Acaba o tencerede, düdüklü tencerede, yani buradan gördük ki ekrana, tekrar ekrana verelim isterseniz. Düdüklü tencerede, almış olduğu düdüklü tencerede acaba istediği yemeği pişirebilecek mi? Yoksa o düdüklü tencere, hani birileri geldiği zaman belki kurban bayramında bir kurban eti gelirler verirler de ondan sonra içinde bir haşlama yaparız. Sonra bir kuru fasulye pişiririz ama kuru fasulye de o kadar pahalı ki efendim ne yapalım falan diye düşünebilirler mi? Yani ekranda gördüğünüz kadınların kavgası yağlı güreş değil. Kadınların kavgası değeri 20-30 lira olan bir düdüklü tencerenin kavgası. 20-30 liralık bir düdüklü tencerenin, mağazanın satmış olduğu düdüklü tencerenin güreş gibi yapıp da, güreşip de bunu alan ve giden kadının mutluluğu ekranlarınıza yansıyor. Aslında bu bir trajedi demeyelim ama bu bir dram. Vatandaşın dramı bu. Vatandaşın ekonomik olarak pek sağlıklı bir geliri sahip olmaması, elindekini en güzel şekilde değerlendirmeye alması ve ekonomik yoksulluk çerçevesi içerisinde nasıl böyle ihtiyacım olan, düşünün, evde bir düdüklü tencere yok. Düdüklü tencere kavgası ekranlarda. Kadınlar kavga ediyorlar. Kadınlar güreş tutuyorlar. Kadınlar fiziksel gücünü ortaya koyuyorlar. Tepesine binmiş, sırtına binmiş, künde atar gibi alıyor, atıyor ve kapıyor ve mutlu bir şekilde oradan ayrılıyor. Acaba o düdüklü tencerede ne pişecek? Yoksulluk mu pişecek? Kuru fasulye mi pişecek? Özellikle işsiz olan çocukları veya işte eşine iş arayıp da o kazanıp geldiği zaman içinde istediğini mi pişirecek veya ne yapacak? İşte yoksulluğun gösterisi insanları marketlerde böyle kavgaya tutturmak. İşte sermaye gücünün AVM'leri kurup da AVM'lere insanları mahkum edip ucuz kampanya ürünleriyle bakkalları, marketleri, marketçi amcaları, züccaciyeci Veli Bey'i, marketçi bakkal Mustafa amcayı veya diğer terzi Ayşe Nide'yi, bunları efendim birbirine mi düşecek? AVM'lerin özellikle mağazaların yaptıkları ucuz ürünleri gösterge olarak haftada, ayda, yılda bir kez böyle düdüklü tencereyle ortaya koymak, başka ürünleri ortaya koymak, sonra milleti böyle kavga ettirmek. Yani yoksulluğun bir penceresinden bakmış olduk efendim.